petroleum sektörünün öncülünden olan Özel Denizalp ile gerçekleştirilen keyifli röportaj geliyor ekranlarımıza. Sevgili izleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa bölgesindeyiz. Alüminyum doğrama ve toptan satış firmasında Sayın Özel Denizalp ile beraberiz. Ama önce kısa bir videomuz var. Videodan hemen sonra röportajımıza devam edeceğiz. Özel Bey merhaba, nasılsınız? Sağ olasın, iyiyiz. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yoğun bir tempodasınız. Bu sebepten dolayı bir gününüz sabahtan akşama nasıl geçiyor? Evet, günümüz bayağı yoğun geçiyor. Fakat işimi çok sevdiğim dolayı günün nasıl geçtiğini bilmiyorum yani. Peki sektöre giriş fikrinizi merak ediyoruz. Sektöre nasıl giriş yaptınız? Yıllar önce, 40 yıl civarında önce sektöre giriş yapmayı düşündük. Neden? Çünkü alüminyumda bir gelecek vardı. Bu önü açık olduğunu görerekten alüminyum sektörüne ilk adımı 40 yıl önce attık. Etrafımda birçok ürün bulunmakta. Bu sebepten dolayı ürün grup ve seçenekleriniz nelerdir? Ürün gruplarımızda alüminyum, tüm aksesuarı, bunun dışında cam işleme küçük bir tesisimiz var şu anda. İnşallah ileride daha büyük bir tesise geçeceğiz. Birazcık da müşterilerimizden bahsedelim. Kimlere hitap ediyorsunuz? Alüminyum sektöründeki toptan satışını tüm alüminyum doğraçmaları yapmaktayız. Efendim, sizin mesleğinizi icra eden birçok firma var. Peki sizin firmanızı tercih etme sebepleri nedir müşterilerinizin? Bizim firmamız bir sistem firmasıyla birlikte Ar-Ge çalışmamız devamlı yapılmaktadır. Devamlı yenilikçi olduğumuzdan dolayı bizi tercih ediyorlar. Efendim, röportaj öncesi birazcık sizinle sohbet etme fırsatına vakıf oldum. Bir şey söylediniz, hedeflerinizi merak ediyorum. Maksimum cam, minimum alüminyum demiştiniz. Bununla ilgili hedefleriniz ve bilgilerinizi bizimle paylaşır mısınız? Şu an yaptığımız Ar-Ge çalışmalarında dünyanın bakış açısı minimum alüminyum, maksimum cam. O sistemlerin şu an Ar-Ge çalışmalarını yapmaktayız. İnşallah tesisimiz bittikten sonra bunların üretimine geçeceğiz. Yanımda 40 yıllık bir duayen var bu arada. Evet. Dile kolay 40 yıl. Bu 40 yıllık dönemde birçok girişimci bulunmakta. Girişimcilere, genç girişimcilere ne söylemek istersiniz? Genç girişimcilere her zaman Ar-Ge çalışmalarıyla birlikte ileriye dönük neler olabileceğini araştırmalarını söylemek isterim. Efendim, 40 yıllık bir tecrübeden bahsediyoruz. Bu tecrübenizi 40 yıl önceye götürseydik değiştirmek istediğiniz bir şeyler olur muydu? Mutlaka olurdu. Çünkü bugün yaşımız itibariyle edindiğimiz tecrübe itibariyle mutlaka 40 yıl öncesine gitsek değiştireceğimiz şeyler olabilirdi. Satış sonrası hizmetinizden de bahsedelim. Müşterinize sağladığınız avantajlar, faydalar nelerdir? Biz satış sonrası hizmetimizde şöyle, doğrama bölümünde müşterimize 10 yıl sistem garantisi veriyoruz. Toptan satışımızda yine aynı şekilde üretim dışında ürünümüzün boyası, eloksalı veya aksesuarların çalışması açısından yine 10 yıl garantimizi veriyoruz. Birçok Ar-Ge çalışmanız bulunmakta. Evet. Yeni girişimleriniz de var. Bunları bizimle paylaşır mısınız? Ar-Ge çalışmalarımızın şimdi genelde biz kapı, pencere doğramaları ve sineklik ki bugünkü sistemlere baktığımız zaman modern yapılarda çok yüksek ebatlarda kapı, pencere sistemleri talep edilmektedir. Bunları aşabilmek için işte Ar-Ge çalışmamızı ona göre yönlendirdik Ar-Ge çalışmalarımızı. Bu büyük doğramalara minimum alüminyum, maksimum cam kullanacağımız şekilde tasarlıyoruz. Bunun dışında sineklik sorunu da var bu sistemlerin dışında. Bir de sineklik sistemleriyle ilgili bir çalışmamız var. 3 metrelik doğramalara sineklik takabileceğiz inşallah yeni dönem doğramalarla birlikte. Efendim, teknoloji ilerledikçe kendimi geliştirdiğimi ve firmamızı geliştirdiğinizi söylediniz. Peki 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? 5 yıl sonra kendimizi gelişen dünyanın teknolojinin gidişine göre biz de kendimizi oralara taşımak için Ar-Ge çalışmalarımızı hızlandıracağımızı düşünüyorum.
Efendim sektör geniş bir sektör. Biliyorsunuz ki pandemi sürecindeyiz. Bu süreç sizi nasıl etkiledi acaba? Evet, biz bu süreçte etkilendik bir şekilde. Çünkü ilk kapanış 50 gün tamamen kapalı kaldık. Hı hı. Bu geçen süre içinde akreditif limanlarımız gelmeye devam etti. Hı hı. Bütün elimizdeki çekler tamamı %95'i hemen hemen devletin de aldığı bir kararla, öteleme kararıyla hepsi elimizde kaldı. Bunun dışında 50 günlük sürede işçimizin ödemeleri vardı, onlara geldik yaptık. Hı hı. Bayağı yani etkilen şirket, etkilendi yani bayağı bu durumlardan. Etrafımızda şu an bir sürü alüminyum bulunmakta ama merak ettiğim bir soru var. PVC doğramayla alüminyum arasındaki fark nedir? PVC doğramayla alüminyum arasındaki fark, PVC doğramalarla büyük açıklıklar geçilemiyor. Bir de bizim Kıbrıs'ta fazla sıcak olduğu için PVC doğramalarda gerleşmeden dolayı sıkıntılar yaşanmaktadır. Hı hı. Aslında PVC'yi tercih eden müşterileri var. Fakat geniş açıklıklarda, modern yapılarda alüminyum. Ve son olarak sevgili izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Günümüz içinde pandemi yaşanmaktadır. Bunun en kısa zamanda giderilmesini, geçmesini diliyorum. İnşallah efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Siz de sağ olun. Sevgili izleyiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa mevkiindeydik. Alüminyum doğrama ve toptan satışla ilgili tüm sorularımızı Özel Bey'e sorduk. Şimdi sözü İvan'a Sert'e bırakıyoruz.